Herkese merhabalar. Bugün sizlere kabak tatlısı yapacağım arkadaşlar. Kabaklarımızı güzelce yıkadım, kestim, doğradım, böyle dilimledim. Biraz zor oldu ama genelde hazır oluyorum ben. Dilimlenmiş olarak bu sefer kelme ekledim. Burada da çekirdeklerimiz ne kadar çok çıktı bakar mısınız? Bunları şimdi güzelce yıkayacağım. Kuruttuktan sonra güzelce de kavuracağım ocakta. Oldukça sağlıklı biliyorsunuz kabak çekirdeği. Saymak da bitmiyor kabak çekirdeğin faydaları. Özellikle kramplarınız varsa vücudunuzda kabak çekirdeğini bol tüketin arkadaşlar. Şimdi ben ne yapacağım? Bunları akşamdan güzelce dizeceğim. Kabakları tenceremize. Sabaha kadar şekerle bekleteceğim. Kendi kendine sulansın, suyunu bıraksın kabaklarımız diye. Eğer zamanınız yoksa bir çay bardağı kadar su koyup o şekilde de pişirebilirsiniz, kaynatabilirsiniz. Ama benim zamanım olduğu için bir gece bekleteceğim. Bu küçükleri ayırıyorum, bunlarla çorba yapacağım. Şöyle özellikle iri olanları seçiyorum. Kabaklarımızı tenceremize yerleştirdim. Mümkün olduğunca şu sert kısımlarını alt tarafa getirmeye gayret edin arkadaşlar. Şimdi şekerimizi ilave edeceğim. Şu birinci bardağımız. Çok fazla şeker atmıyorum ben. Size bırakıyorum arkadaşlar şekeri. Çok tatlı seviyorsanız biraz daha fazla koyabilirsiniz. Bu da ikinci bardağımdan iki parmak eksik. Hepsini koymayacağım. İki bardak koymayacağım arkadaşlar. Evet. Şu kadar eksik koydum. Yani 1,5 biraz geçkin koydum. Ne kadar arzu ediyorsanız o şekilde koyabilirsiniz. Bunu şimdi ben gece boyunca bekleteceğim. Kabak kendi suyunu verecek. Sabah kendi suyuyla pişireceğim. Bu arada kalan kabaklarımızı da böyle ayırdım. Bunları buzdolabı poşetine koyacağım. Çorbalarda kabak çorbası yapımında da kullanabilirsiniz. Ya da mercimek çorbası olur, sebze çorbası olur. Biraz biraz katıp o şekilde de kullanabilirsiniz. Bunu ben poşetleyeceğim şimdi. Difrize açacağım arkadaşlar. Bunu da sabah beraberce pişireceğiz. Tekrar görüşeceğiz arkadaşlar. Şimdi ne yaptık? Bir özet geçelim. Kabağımızı güzelce doğradık, yıkadık, temizledik. Üzerine 2 bardaktan 2 parmak eksik toz şekerimizi attık. Bir gece boyunca da buzdolabında kapağı kapalı olarak beklettik. Gördüğünüz gibi kabağımız nasıl suyunu bıraktı. Şimdi altını yakıyoruz ocağımızın. Kabağımızı kaynamaya bırakıyoruz. Bu esnada ben içine çubuk tarçınla 2 tane de karanfil atıyorum arkadaşlar. Ağzını da kapatalım, kaynamaya bırakalım. Kabağımızı bir kontrol edelim. Bu arada şöyle ara ara sallıyorum. Diğerleriyle yer değiştirsin. Hepsinin pişme oranı aynı olsun diye. Hiç su koymamamıza rağmen ne kadar su bıraktı görüyor musunuz arkadaşlar? Onun için bir gece önceden eğer benim gibi şekerini koyup buzdolabına koyarsanız kendi suyuyla daha lezzetli oluyor. Şunları da yer değişikliği yapalım. Hepsinin pişme oranları aynı olsun. Henüz sertler. Şu anda daha pişmedi. Ara ara kontrol edin. Tencerenizde benim yaptığım gibi şu şekilde sallarsanız hepsi oturuyor. Yer değişikliği oluyor ve daha güzel pişiyorlar. Tarçın ve karanfilin aroması da
mis gibi geliyor arkadaşlar. Onu koyup koymamakta özgürsünüz. Ama değişik bir tat ve koku veriyor. Haberiniz olsun. İsterseniz koyun. Şimdi aynı şekilde ocağın altı hala hızlı yanıyor. Ve devam ediyorum pişirmeye. 15 dakikadır da pişiyor. 20 dakika kadar oldu arkadaşlar. Şöyle kontrol edelim. Altını da kısalım bu arada. Şöyle ara ara da kontrol etmenizde fayda var. Kabağın cinsine göre pişmesi değişebilir çünkü. Biraz da kısık ateşte pişsin. Daha sonra tekrar görüşeceğiz. Yarım saat kadar oldu. Benim kabaklar pişti arkadaşlar. Dedim ya cinsine göre değişir diye. Şöyle de göstereyim isterseniz. Onun için kapağını açtım. Biraz şerbeti koyulasın diye. Şöyle. Gayet güzel oldu. 3-4 dakikada bu şekilde kaynatacağım. Sonra altını kapatacağım. Yaklaşık 30-35 dakikada kabaklarımız pişti arkadaşlar. Artık altını kapatabiliriz. Eğer seviyorsanız bu aşamada kapatalım. Borcama koyup fırına sürebilirsiniz. Üstleri karamelize olur. Daha da lezzetli olur. Ben bugün bu şekilde tencerede tercih ettim. Biraz soğuduktan sonra servisine geçeceğiz. Bugün de sizlere tam kıvamında lokum gibi bir kabak tatlısı yaptım. İnanın şeker oranını abartmanıza hiç gerek yok. O kadar kararlı olmuş ki arkadaşlar. Şimdi üzerine kendi suyundan şöyle biraz dökelim. Bu yeterli. Ben üzerine ceviz serpip servis yapacağım. Siz arzu ederseniz kaymak, tahin, Hindistan cevizi de koyup servis yapabilirsiniz. İnanın harika bir tarif. İlk fırsatta denemenizi tavsiye ediyorum arkadaşlar. Bugün de videomun sonuna geldim. Tarifimi beğendiyseniz bu ve bunun gibi nefis lezzetli tariflerde tekrar beraber olalım istiyorsanız kanalıma abone olmayı, bildirim zilini açmayı unutmayın arkadaşlar. Ayrıca beni hem Facebook'tan hem de Instagram adresimden takip edebilirsiniz. Tekrar görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın arkadaşlar.